geldin Gökçe. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Bayıldım. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Sen. Nereye gidiyorsun? Uludağ'dayım. Bir otelin akşam yemeğine gidiyorum. Gülşah şimdi atlayacak oradan. Oteldesin, evet. Dışarı çıkmıyorsun değil mi? Çıkabilirim, gece kulübüne gidebilirim sonradan. Ama ilk akşam yemeğine gidiyorum. Gülşah'la başlayalım. Başlayalım. Dağlar kızı Gülşah. Otelin içinde, otel kapalı bir yer sonuç olarak. Böyle sıkılmayacak mısın? Yarım açarım, ben sıkılmam buna. Peki. Çoraplarındaki dantel detayı sevmedim. Dolgu topuk giymiş olmanı sevmedim. Onun yerine normal bir topukla bir buti beklerdim. Ayrıca o dantel kısmı bayağı sıkıyor yürürken gördüm. O kadar. Bir de önündeki şu pırıltıların hoşuma gitmedi. Zaten kürk yeterince göze alıyor. Fermuarını bir de orada mı diyorsun? Taşlar hoş görmedi. Fermuarını mı diyorsun? Taş gibi gözüküyor. Buradan geçerken de baktım da taş gibi gözüküyor. Fermuarsa keşke simsiyah olsaymış orası. Yok, ayırıyor seni buradan çünkü. İyi, öyle sen yaparsın. Biz de beğeniriz. Bir ne? Gün. Bir gün inşallah beğeniriz seni diyorum. Ben öyle genelde böyle önden açılan şeyleri çok sevmiyorum yani. Varsa da açık muhtemelen mı? Hep önü kapalıdır bir şeyle. O fermuar detayı ben de çok göremezsin. Açık mı şu an? Açık değil ama ben o fermuarı orada görmek istemezdim mesela. Yani fermuar keseceğine fermuar arkada olsaydı, kürk direkt dümdüz gelseydi ve hiçbir şey kesmeseydi seni ortadan ikiye. Gülşah, sizin Gökçe ile aranız nasıl? Yani orta halli. Hani böyle bir tarzın yok. Yok, kendi kendine görüşü konuşuyor. Görüşü var ya seninle ilgili. Kendi kendine mi konuşuyor? Buradaki evet. Herkes senin tarzın olmadığını biliyor tatlım. Herkesin kendi fikri işte. Hani işte kendi kendine konuşuyor değil, şey değil o. Herkes biliyor diyorum. Tamam ama kendi fikirleri. Tasdiklenmiş bir şey değil yani. Hani bir onaydan bir şeyden evet senin tarzın yok diye geçmedim. İnsan ben buraya bir şeyler öğrenmeye geldim. Jüriler bana bir şey söylediği zaman bunu uyguluyorum. Elimden geldiğince ama ben, uygulayamıyorum. Ben de uyguluyorum bir şey söyledikleri zaman. Ne alakası var? Yani. Bir hafta boyunca ten rengi file çorap giydiğini de biliyoruz. Yani en azından ten rengi file çorap giyebilirim. Çünkü çıplak tene giymeyi seviyordum ben diye farklı giydim. Ayrıca farklı jüri şeyler de bunu söylemişti. Sen farklı dinleseydin öğrenirdin. Beni dinle, ben şey konuşuyorum. Görüyoruz. Beni dinlersen anlarsın. Tek tek konuşursak anlaşabiliriz. Gerçekten mi? Evet. Atlıyorsun her şeye böyle çene sır zaten. Başka ben bir böyle şey bir yok. İnsanım. Lafın bitmesini bekleyemiyorum canım. Başka bir şeyin yok bir şey zaten biliyoruz. Bir şey söylemek istediğin zaman sadece söylüyorum. Sadece lafın bitmesini çenesi. Bekleyemem. Çünkü haklıysam eğer bir şey söylemek istiyorsam. Ne alakası var? Sen dinlemek zorundasın. Bunu, kime, bunu dinletmek Öykü istiyorsam Hanım, kime eğer ben söylerim. Konuşacak ilk sonra cevabını verirsin. Ben konuşurken atlıyorsun dinlemeden hemen aa söylüyorsun bir şeyler saçma sapan. Burada hiçbirimiz atlamıyor. Bari mantıklı olsa yani saçma sapan konuşuyoruz. Burada hiçbirimiz konuşmayı atlamıyoruz bir ben atlıyorum konuşuyorum. Burada evet, hepimiz birbirimizi dinlemeden biliyor, konuşuyoruz. Gökçe yapma. Geçen gün de söylendi sana atlıyorsun diye. Peki ben bir şey merak ediyorum. Ne söylendi? Gökçe'nin tarzı olmadığını düşünen kimler var burada? Herkes diyorsun. Gülşah'ım pardon. Ha Gülşah'ın zaten herkes söyledi yani. El kaldırsın tarzı olmadığını söyleyeni. Tarz olmadığını mı? Evet. Gülşah'ın. Yani tarz olmadığını düşünüyorum. İşte. Ama. Gördün. Hayır genel olarak soruyorsunuz değil mi? Görmüşsünler canım ben. Genel olarak soruyorlar. Bugün güzel. Bugün yakmaya ben çalışırlar. Ben de genel yarın küllerimden doğar tekrar gelirim yani. Hiç fark etmez benim için. Var biliyorsun. Böyle öyle şeyler beni öyle yaşanmışlık var. 13 hafta boyunca adı söylenip de finale kadar giden bir özlemimiz var biliyorsun. Yani. Melisa. Çeliker. Hem gözümü yordun hem mıy 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 kulağımı yordun gerçekten yani. Ne yapayım cevap vermem lazım. Rahat, tamam ama yani şey net ol hayatım. Evet, mıy 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 anlamıyorum burada ben de zorlanıyorum. Onun anlaması önemli senin değil. Ben de dinliyorum ama ona göre yorum yapacağım. Ama zaman anlamıyoruz anladın mı? Ben böyle nasıl çıkışıyorum bağırıyorum türü dikkatsin. Sen böyle konuşuyorsun. Ben de seni anlamıyorum. O dilini bence bir daha öyle yap ama o diline sahip çık istersen. Sen sahip çık canım. Ben ne sahip yapacaksın çıkıyorum. Merak ettim. Çok ben ne hiç ağzımı acaba? Burnumu yamulta yamulta konuşmuyorum ne seninle. Ne yapacaksın? Sana ne istediğim gibi konuşurum. Sana mı soracağım? Ne? Sana mı soracaktın? Benimle konuşurken ben sana nasıl konuşuyorsam sen de bana konuşur. Öyle konuşmak sen bana istediğim zorundasın. Gibi konuşuyor musun? Saygısızsın, atlıyorsun. Bekle diyorum, atlıyorsun hemen. Beklemem, beklerim. Bu benim bileceğim. O zaman hiç. Sen de terbiyeli ol, ben de bekleyeyim, tamam mı? Bir yaşta olsa, iki yaşta olsa büyüğüm. Burada yaşında herkese umurumda saygım değil. Var. Umurumda değil yaşın. Dün müydü, iki gün önce miydi? Sen bana
Hani resmen kemçirdin. Ben de senden büyüğüm, sen de bunu unutma lütfen. Ne yaptım ben sana? Kuaförle bir sorun yaşadın. Ve ben sana dedim ki tamam, ben konuyu sen önceden sattırma. Geldiğini bilmiyordum dedim. Ben bilmiyordum. Buyur geç dedim, ben beklerim. Benim şu için bir sorun yok. Şu an polemik yaratıp Gökçe ile benim arama girmiş hayır, olmak için konuşma Gülay. Hayır, mevzu şöyle oldu. Bak sen gerekli kırılma diye söylemedim. Ama madem mevzu şöyle oldu, bir şey bir dinle, söylüyorsan. Bir Gülay'ı dinleyelim. Işte. Madem sen diyorsun ona sen benden küçüksün, bir yaş olsa gerek. O zaman ben de sana söylüyorum. Şu an yanlış konuşuyor ben dinlemeyeceğim. Ben 33 yani. Yaşındayım, hiç yanlış konuşmuyorum Gülşah. Yanlış konuşuyorsun. Hayır, hiç de bile. Ve Gülay sen yanlış konuşuyorsun. Sesini çok fazla yükselttin orada. Ben yine alttan aldım. Ben sinirlendiğim zaman sesini yükseltirim. Hayır, yok öyle bir şey. Siz de yükseltin. Hadi saygı göstermek zorundasınız sen buradan herkese, tamam mı? Ben yüksek bir sesle konuşmak ben istemiyorum. Ben saygısız değilim. Hayır, bak. Hayır, sen sesini yükseltemezsin. Bağırabilirim öyle, ama her zaman gelin. Saygılı hayır. Konuşurum. Sen yaş da önemli. Bağırınca burada... saygısız olmuyorsun hayır. Melisa. Ben de bir yanındaydım, biliyorum o kuaför mevzusunu, yapma gözünü. Bilmiyorsunuz hiçbir şey. Konuşuyorsun. Hiçbir yapma. Şey bilmiyorsunuz. Bak yapma. Anlatabilir miyim Öykü Hanım nasıl saygısızlık olduğunu? Saygısızlık yapıyorsun. Konunun detayı belli ki bir sıra söz konusuymuş değil mi? Evet. Hayır öyle bir şey, tamamen üstüne alınmış ve yanlış anlamış. Hatta şöyle de kendisinin yanıldığını da söyleyeceğim. Sen kuaföre fırça çektin, ben de dedim ki hiç gerek yok, abartma. Büyümesin olay. Sen git dedim, ben beklerim dedim. Hiç sorun değil. Yok ben gitmeyeceğim, ben ona gitmeyeceğim. Ben onunla konuşmam. Söyle ona. E git kendin söyledim. Gülşah lütfen abartmaya söyle gerek yok. Söyle dedim ben sana. Kuaför sonuçta hepimiz saçlarımızı yapıyor saatlerce şöyle bizim için oldu. Orada. Küçük dağları biz, Gülşah yaptı ya. Sabah erken geldiğimizde saçlarımızı yaptırırken provaya geçmemiz söylendi. Provaya geçtik. Geri döndüğümde benim saçıma devam edilecekti. Ben geldim Gülay'ı aldığını gördüm. Kuaförün de beni gördüğünü biliyorum. Hani ben o masadan kalktım, devam eder diye umduğum için baktım. Gülay'ı alıyor. Tamam ben saç yaptırmışım, aa bir dakika seni alayım dedi. Dedim yok hani gerek yok, ben beklerim dedim. Gittim içeri ama sinirlendim. İçeri gittim, Gülay geldi, hani bana mı kızdın? Hayır dedim, seninle alakası yok, şu an çok sinirliyim. Lütfen hani benimle konuşma, seninle konuşmak istemiyorum. Sen dedim geç, yani yaptır saçını. Ben kendi saçımı kendim yapacağım. İstemiyorum yaptırmak dedim çünkü sinirliyim. Hani o koltuğa oturmak istemiyorum bu sinirimle gibisinden söyledim. E sinirden kaprise çevirmişsin tamam orada. Tamam da ama ve ben sakin hani odada ben giyinmeye başladım. Şey Gülay'a ne söylemedi. İşte sen benim sıramı kaptın. Ne işte git ona söyle bilmem ne falan. Benim ağzım dilim var burada nasıl hepinize tek tek cevap veriyorsam. Gülşah ben o kuaför arkadaşımıza da söyledim. Sen dedin ki söyle ben artık beni çağırmasın. Çarpıtarak anlatıyorsun yalan bana, söylüyorum demiyorum bak. Sen bana bak. Dedin ki söyle kuaföre ben gelmeyeceğim söyle ona dedin. Yalan mı? Söyle ona mı dedim ben sana? Sen evet aynen öyle dedin. Kuaföre söyle beni çağırmasın dedin. Ben tamam dedim gittim söyledim hatta. Keşke Gülay'a sıramı kaptın dese daha iyi olurdu. Zaten bağırışlarıyla hepimizi daha da hani strese soktu. Ve ben o kadar çok üzüldüm ki orada bize saatlerce saçlarımızla uğraşan hani zaten onun farkında olmayan insanlara bağırılmasına gerçekten tahammül edemiyorum artık. Çok saygısızca bir şey. Onlar da orada bizim saçlarımızla uğraşıyorlar. Onların da işleri o. Hani biz kimiz ya da sen kimsin ki onları öyle bağırabiliyorsun? Anlamadığınız bir şey var. Ben orada şahsına dönüp... Şahsına sen dönüp... Sen beni bırakıp nasıl gider Gülay'ı alırsın? Benim saçım yapılıyor burada görmüyor musun? Demedim. Onu yapsan daha iyi olurdu inan. Daha mı iyi olurdu? Yaptın. Evet, evet. Geldim provadan. Gördüm, onu almış. Sesimi çıkartmadım, izledim. Görüp dönüp beni görecek mi diye. Gördü. Gülay'ı almaya devam etti. Tamam o zaman ben kendi saçımı kendim yapıyorum dedim. Bastım devam ettim odaya. Ve kendi kendime söyleniyorum. Hani ne Gülay'a söyleniyorum ne kuaföre. Kendi kendime söyleniyorum. Hani ama sen dedin ki yarım bıraktığı kalkıp bir şey söylemediğin sürece bana onu yaptın bunu yaptın ona bağırdın buna bağırdın diyemezsiniz. Ben size bağırmıyorum. Ben kendi kendime bağıranabilirim. Bu hiçbirinizi ilgilendirmiyor. Herkes sesini sinirleniyor, yükseltme. Herkes benimle bağırıyor. Benimle konuşurken lütfen sesini yükseltme, rica ediyorum. Bu Emel'le de konuşuyor olsam, bu şekilde konuşurum şu an. Ama bu saygısıza geçiyor. Melisa'yla da konuşuyor olsam, Nazlı'yla da konuşuyor olsam. Sen ama bu şekilde, vesaire, bu ses tonla bile konuşmadın. Sesini daha fazla yükselt. Beni tanıyanlar biliyor, ben bir şeye ben sinirlendiğim zaman veya ama. Normal zaman... ses tonumda da ben zaten yüksek sesle konuşan bir insanım. Sesiniz duyulmuyor diye sürekli var. Öykü Hanım İnsanlar sizi uyarırken beni bir kere bile uyarmadı çünkü ben zaten normal tonumda. Ben zaten duyamam yani benim görebileceğim bir konu değil bu. Bu normal tonum da yüksek yerden olduğu yerde. İçin sinirlendiğim zaman daha da yükseliyor haliyle. Gülşah'cığım tamam evet böyle diyorsun ben böyleyim ben sinirlendiğimde konuşurum diyorsun ama bak 1, 2, 3, 5 bu ortak bir kanı belli ki. Bu da demek oluyor ki. Herhalde nasıl işlerine geliyorsun? Ortak yaşam alanında birazcık kendini kontrol etmen gerekiyor demektir bu.
Ben edemiyorum ya. Ben küçüklüğümden beri... O zaman bu sorunu hep yaşayacaksın. Öykü Hanım. Ben yaşıyorum. Ben bununla baş etmeyi öğrendim. Onlar beni tanımadığı için şu an alışamıyorlar bu duruma. Ailem, ben doğduğum doğalı bundan şikayetçi. Ya, ama evinde değilsin. Mesele o. Melisa? Ya yanlışsam yanlışsın deyin. Ben burada hiç kimse hiç kimseyi sevmek zorunda değil. Kimse kimsenin kardeşi değil. Ama herkes herkese saygı göstermek zorunda, ta o içeride mutfakta çalışan insana bile. Sen hiç kimse yok, kuaför, ay yok onu. Sen bir kere 12'de burada olacaksan o kuaföre gidip de sıra bekleyemezsin 12'de burada olmak için. Ay o yapsın, Ahmet yapsın, Mehmet yapsın diyemezsin. Hangisi boysa oraya gideceksin. Budur yani, içeride de bize söyleniyor. Zaten söylediklerini bir daha düşün adam bence. Adam orada onu yapmak zorunda. Bir an önce herkes hazırlansın çıksın diye. Herkes seni beklemek ya da beni beklemek zorunda değil burada. Peki herkes Gülşah, şimdi gelip konu burada sen değilsin. Burada Gökçe'den bahsediyoruz. Evet, onunla ilgili senin tarzından buraya geldi ki insanlar da dolmuşlar demek ki, bu konu açıldı bir şekilde. Ya boşaltsınlar içlerini, hiç sıkıntı değil. Yorum yapmak isteyen var mı kıyafetiyle ilgili? Nazlı. Ayakkabılarını beğenmedim. Çorap çizme giymeni tercih ederdim. Bu kadar. Yoktu canım. Bunu burada yaptım, bu kombini. Yanımda yoktu, işte, ya da başka bir ayakkabı giyseydin, giydim. Daha farklı bir şey giyseydin. Biliyorum, çorap çizme giymiştin. Ayakkabıların dolgu topuk olduğundan dolayı beğenmedim zaten. Topuklu bir şey istedim altına. Ben seni hiç duymuyorum Nazlı. Altına topuklu bir şey istedim. Dolgu topuk olduğu için beğenmedim. Anladım, kötü durmuş, tamam. Kaba durmuş. Yani üstünde kürk varken altına dolgu topuk göze hoş gelmedi. Rugan mı? Göze hoş gelmedi dolgu topuk. Tam sağır duymaz uydurur oldun Gökçe. Hazır mısın? Biz seninle hazırım. Geçebilirsin jürinin karşısına. Ulu'da hava nasıl? Stresli. Dağda. Dağda mı? Aha. Ulu'da ben dedim ama. Ben bugün sağırım galiba, duymuyorum. Dağda gidiyorsun dağda değil soğuk, mi? Dağda soğuk, evet. Parti. Oteldeyim, yemek oteldesin. Yiyeceğim. Şomine karşında. Akşam yemek yiyorum. Akşam yemeğe gidiyorsun. Hı-hı. Altında bir şey var mı? Altında yok. Bluz olarak kullanıyorsun üstündeki parça değil mi? Aha, evet. Tamam. Ben beğendim seni bugün. Farklı. Oley. Çok sevindim. Çok fazla şey görmüyorum. Evet, Uludağ için kürk gibi bir, yapay kürk bir hava. Evet. Yarattın çoraplar. Çanta sadece şeyi buldum çok daha böyle fazla bir... Fazla mı? Daha spor bir şey alabilirdin. Evet, ha. Fazla buldum. Tamam. Teşekkür ederim. Ama bütün havaya sevdim. Teşekkürler. Bizim Gökçe geri geldi. İki gündür bir kendi uzaklaşmıştı. Kendi tarzında giyince oluyor. Arenadan bir uzaklaşmıştı Gökçe. Geri gelmiş. Elbise mi o üstündeki? Evet. Ben bunu biraz daha uzundu. Şeylerle tutturdum. İyi yapmışsın. Bu boy tel tokayla. O çorapla. Yani buradan bu gözükebilir onun, kusuruna bakmayın. Buradan görünmüyor o kadar detay zaten. Bluz ete gibi duruyor buradan. Elbise gibi değil. Çorapların, ben çantanı da beğendim. Bordo ruj sana çok yakışıyor. Evet. Daha sık kullan. Kırmızı, bordo. Böyle açık renkleri yakıştırmıyorum ben sana. Tamam. Öyle tamam. Yapacağım artık. Koyu renkler. Morella. Evet, biraz önce geçtin. Ay dedim ki ne kadar güzel dedim, bir danteli almış, böyle bağlamış dedim. Meğer çantanın çantanmış o, sapıymış evet. Onu. Yine ama göreyim öyle gibi bakayım. Taktım onu. Ha, biraz aşağıya al onu. Şöyle. Ay o işte bak, o numarayı çok beğendim. Dedim ki, aa bak hemen bir kordele bağlamış dedim. Çok iyi olmuş. Söyleyecek fazla bir şeyim yok, söyledi arkadaşlarım. Ay çok tatlısın. Ya teşekkür ederim, siz de. Ellerinize bayılıyorum. Ay çok tatlısın. Ay. Çok teşekkür. Kuş yoğun bakımdaydı. O kuş. Uyandı. Teşekkür ederim. Tarsın, Morella'dan hem de kuşlu. Ivana. El sana. Tarsana. Tarsın. Tarsın. Teşekkür ederim. Yıldız aldın, tebrik ediyorum. Seni yerine alıyorum. Kuyruklu bir yıldız gibisin sen.
gülmediğimi hissettiğim bir yerde ben gülümseyemem. Derya'nın yüzüne burada kaç hafta yalandan güldün, gördük biz. Ben yaptığımın yine arkasındayım ve gerçekten sizden çok sıkıldım. Yani böyle yukarıdan başlıyorum, ayakkabıya gelene kadar her şey çok güzel. Oradan birden böyle zart diye kesiliyor o bilek. Beraber çok çok fazla ve karışık. Canım çantam. Ay canım kuşum. İlk defa yani giyilebilir bir elbise görüyorum üstünde. Etek yine senin atölyeden değil mi elbise? Benim evet. Dikişlerden belli. Keseceğim. Tamam. Hep elbise giyiyorsun artık, boğuldum yani, bıktım. Ayakkabıların dışında hiç beğenmedim. Ama çok saçma, nasıl hiçbir şey severek giymediysen nasıl böyle giyersin? Nedir ya? Şaka gibi. Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Burada vaktimizi almaya senin bu şekilde hakkın yok. Ayrıca ben sana tepkimi... Tamam, ben özür diliyorum. Gerçekten vaktinizi de almak istemiyorum. Kusura bakmayın. Bu yarışmacılarımız arasından acaba kim alacak 1000 liralık çeki? Kızlar, 1000 TL. Günün ilk misafir yarışmacısını ağırlıyoruz. Asya Biçer podyumda.